Efendim. Ne zaman? Tamam, hemen geliyorum. Merhaba. 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 Amirim, müsaadenizle benim göreve dönmem gerekiyor. Sağ ol Filiz'ciğim, sağ ol. Kısmet kolay gelsin. Teşekkürler. Ben de kalkayım. Hayırdır Necat? Sen hangi görevi? Ben gözüme pansuman yaptıracağım. Öğleden sonra uğrarım. Bir şey ister misin? Sağ ol. Yalnız şu suratı turşu satan hemşirelerden birini görürsen söyle bana, bir pastırmalı yumurta kapırsın. Söylerim. Geçmiş olsun. Nasıl oldun? İç güveysinden halice. Bunların elinde ne kadar iyi olunursa. Ya açlıktan öldürecekler beni. Karnı çatlamış düve misali, sıcak arpadan başka hiçbir şey vermiyorlar. Sağ olsunlar, gelenler gidenler de eli boş kıçı yaş geliyor. Çiçek almıştım, izin vermiyorlar. İsabet olmuş. Geç. Geçen gün olanlar... Kol kırılır, yel içinde kalır. Alınganlığın, gücenmenin kimseye faydası yok. Görüşmeyeli gelişmeler? Tunç Otel'in güvenlik kamerası kayıtlarına hala ulaşamadık. Bir yandan da Batın Bostanlı'yı arıyoruz. Nasıl? Çıkmış mı o? Gözaltı süresi dolduğu için bırakmışlar. Ben bunları mamana koyayım o zaman. Yeniden yakalatma emri çıkardık. Bir de ses kaydını Londra'da bir arkadaşıma göndermiştim. Anlaşıldığı kadarıyla bir yük tankerinin adı geçiyor kayıtta. Neymiş o? Kreyon. 3 ay önce Anadolu Feneri'nde bir kazaya karışan gemi. Muhtemelen bizim kayıt da Fener'de bir yerde yapıldı. Katilin telsizinden tankerin yardım anonsları duyuldu. Ve o sırada da kayda girdi. Şimdi Fener'deki tekneleri ve sahiplerini araştırıyoruz. Nasıl oldu? Ne nasıl oldu? Paşa balığı zamanı. Canım çekti. Ben de Çiko Usta'ya bir uğrayayım dedim. Tesadüfe bak. Dün ben de 5 gibi oralardaydım. Şu teknelerle yalıya bakmak için. Gördün mü bak Kemal Efendi? Görüşmediğimiz zaman da hayat bizi aynı yerlere sürüklüyor. Sonra? Sonra? İşte böyle şeyler. Gece aramışsın beni. Mahmud'u mu arasaydım? Ortam değil misin? Şüpheli bir durum olduğunu düşündüm. Şüpheli? Kalbim teklediği zaman aklıma sen düşüyorsun. Sevineceğin yerde şüpheleniyorsun, öyle mi? Amin alayı da geldi. Merhaba. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş, geçmiş olsun. Günaydın. Günaydın komiserim. Günaydın komiserim. Amirimi görebildiniz mi? Nasıl olmuş? İyi, iyi. Keyfi de yerindeydim. Biz de öğleden sonra görmek istiyoruz tabii, izin verirseniz. Olur, gidin tabii. Komiserim, geçen gün bahsettiğim Metruk Zaviye ile ilgili birkaç şey buldum. Bu Zaviye geçmişte de benzer kundaklama girişimlerine tanıklık etmiş. 992/1584. Nedir bu? 1584 tarihli bir padişah fermanının çevirisi komiserim. Zamanın kadısından söz konusu Zaviye'yi teftiş etmesi istenmiş. Zamanında mahalleliler bu tekkenin dervişlerini kendilerini Mevlevilik kisvesi altında saklayan, aslen Safevi İran'la temas halinde olan dinsizler diye padişaha ihbar etmişler. Tabii padişah derhal buranın kapatılmasını emretmiş.
Fakat dervişler daha sonra padişaha dilekçe yazmış ve suçlamaların zaviyeyi ele geçirmek isteyen birkaç açgözlünün işi olduğunu belirtmiş. Peki bu tekke Abdullah Çeren'in satılmadan önce hangi vakfa yahut dergaha aitmiş, ona baktınız mı? Derhal bakarız komiserim. Lütfen. Komiserim. Ben de bu Kayalar Mescidi ile ilgili bir şeyler buldum. Nedir Cengiz? Kayalar Mescidi'nin tasavvuf tarihi açısından çok önemli bir yeri olduğu anlaşılıyor. 17. yüzyılda yaşamış İsmail Maşuki isimli bir tarikat şeyhi müritleriyle birlikte at meydanında idam edilmiş. Bunun kafasını gövdesinden ayırmışlar. Ayrı ayrı denize atmışlar. Gövdesi Bebek sahilinde bulunmuş. Müritleri de onu alıp Kayalar Mescidi'ne defnetmişler. Teşekkürler arkadaşlar. Kolay gelsin. Size de komiserim. İyi günler. Bu akşam için iki kişilik rezervasyon yaptırmak istiyorum. Evet. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ben mi dedim? Yok. Sadece burayı seçmeye şaşırdım. Tek bildiğim yer burasıydı. Bu kadar sakin olmasını beklemiyordum doğrusu. İstersen başka bir yere gidelim. Hayır, çok güzel. Gerçekten. Aramana sevindim. Yani dün gece olanlar. Hala biraz utanıyorum. Ben senin kapına dayandım. Ben de birkaç kere içmiştim. Ama gecenin sonunun böyle olacağını düşünmemiştim. Aslında çok güzeldi. Gerçekten mi? Evet. Evet, dinliyorum. Anladım. Beni romantik bir akşam yemeği için çağırmadın herhalde. Yok, hayır. Kemal, yalan söyleyemiyorsun. Tamam. Hem yemek yemek hem de belki birkaç şey sormak için. Afiyet olsun. Teşekkürler. Tekrar hoş geldin. Hoş bulduk. Hazır mı dedektif? Yasağı bet hakkında ne biliyorsun? Sufilere yönelik baskıların arttığı bir dönem. Sema yasağı ve benzeri engellemelerin olduğu. Hatta bu baskı döneminden Mevleviler gibi yaygın kabul görmüş tarikatlar bile nasibini almıştı. İsmail-i Maşuki? Oğlan şeyh mi? Bayrami Melamini'nin önemli kutuplarından. En genci. Kutup nedir?
tarikat lideri. Maşuki'nin neden öldürüldüğünü biliyor musun? Vahdet-i mevcutçu anlayışı ateşli biçimde savunduğu için zındık ve mülid ilan edilmişti. Vahdet-i mevcut nedir? Ortaçağ tasavvuf geleneğinde iki anlayış vardı. Biri yaygın olan vahdet-i vücut, daha az bilinense vahdet-i mevcut. Vahdet-i vücut, yaratılanla yaratanın bir olduğu, tek kaynaktan geldiği inancını savunan tasavvuf anlayışıdır. Buna göre her şey birdir ve bir her şeydir. Etrafımızda görebileceğimiz ve göremeyeceğimiz her şey Tanrı'nın bir tecellisidir. Yani sen, ben, hepimiz onun bir parçasıyız. Vahdet-i mevcut? Aynı birlik inancının biraz panteizm ve materyalizme yaklaşan hali. Yani aslında tabiatın Tanrı olduğu inancı. Vahdet-i mevcut da bütün varlıkların birliği inancını savunur. Fakat ona göre Allah denilen varlık, evreni oluşturan varlıklar toplamından başka bir şey değildir. Tanrı kainatın kendisidir. Peki bu iki düşünce ne gibi bir tehdit oluşturuyor? Gerek vahdet-i vücut, gerekse de vahdet-i mevcut İslam'ın tevhid inancıyla çatışır. Fakat vahdet-i vücutçu anlayışın merkezi sünni yorumlarla uzlaşması mümkündür. Nitekim sünni tasavvuf geleneği yumuşak bir vahdet-i vücutçu anlayışla sünni ulema ile uzlaşmayı başardı. Fakat bu yol vahdet-i mevcutçu anlayış için neredeyse tamamen kapalıydı. Yani evreni Tanrı olarak gören bir anlayışın sünni ulema ile uzlaşması mümkün değildi. Bitti mi? Sınavı geçtim sanıyorum. Geçen gün de sormuştum. Bu tip hareketler bugün hala devam ediyor mu? Buna yanıt vermek güç. Yani kağıt üstünde hayır. Kalenderilerin ya da haydarilerin siyasi ve dini baskıdan kaçmak için zaman içerisinde Mevlevi ve Bektaş tekkeleri gibi kabul görmüş Sufizm hareketleri içinde eriyip gittiği söylenir. Fakat yine de belirli grupların kendi inançlarını koruyarak bugüne kadar geldiğini rivayet edenler de var. Yukarı gel istersen. Başka bir zaman. Niye? Yeterince içmedim. Gerçekten çalışmam gerek. Özür dilerim. Ağzım tutamıyorum. İyi geceler. Sana da. Günaydın. Günaydın komiserim. Bir şey mi oldu? Önemli bir şey bulduk. Nedir? Şu yanan metruk zaviyeyi Abdullah Ceren'e Devri Alem İlim ve İrfan Cemiyeti satmış. Ne? Satış işlemi sırasında yönetim kurulu başkanı da... Rahmi Gören'e. Hı hı. Kundaklı zaviye belli ki çok önemli. Şu tekke yangınında ölenler, tekkeye sığınan evsizler demiştiniz değil mi? Hı hı. Bu evsizler kimlermiş bir araştırın bakalım. Başlıyorum komiserim. Abdullah Ceren. Büyük ihtimalle araziyi kullanmak için kundaklattı. Binayı satan ise... Billur, Rahmi Görener'e derhal ulaşın. Hemen arayıp evde olup olmadığını öğrenin. Tamam komiserim. Yaşar günaydın. Sana bir şey soracağım. Babanla en son ne zaman haberleştin? 2 gün. Tamam. Yok, yok. Çok önemli bir şey değil. Konuşuruz sonra. Ne oldu? Cevap yok. Kandilli Emniyeti'ni ara.
Derhal kapıyı kırıp eve girsin. Baş. Komiserim. Komiserim, her şey bulduğumuz gibi duruyor. Hiçbir şeye dokunmadık. Ölüm zamanı belirlendi mi? Yok komiserim, söylediğim gibi bize hiçbir şeye dokunmayın dendi. Biz de dokunmadık. Nasıl olduysa öyle duruyor. Ha bu arada komiserim. Malum burası mahalle, herkes birbirini tanır. Ben de bakkalın çırağıyla konuştum. Çırak 2 gündür Kahya'dan ses çıkmadığını söyledi. Tamam, teşekkürler. Lütfen zorluk çıkartmayın. Beyefendi. Hilmi. Babam iyi mi? Kemal babam iyi mi? Babamı görmek istiyorum. Göreceksin. Merak etme. Ama şimdi değil. Taneler. 25 yıl önce Kundura fabrikasının önünde batan gemiden kaçıp buraya sığınmışlar. Yakınınız var mıydı? Şuraya ve şuraya 2 tane imza lütfen. Bizim çekirge gene zıplamış öyle mi? Ne zaman çıkıyormuş? Yarın sanırım. Ertesi gün yakamıza yapışır öyleyse. Dikkate değer 2 nokta var. İlki malum. İnikülasyon. Otopsi yapmadan kesin bir sonuca varmak mümkün değil. Ama ölümden önce gerçekleştirilmiş görünüyor. Kesi aleti? Aynı. Diğer nokta nedir? Komodin üstündeki ilaçlar. Belli ki demans hastasıymış. Ancak kaçıncı evrede olduğunu öğrenmek için biyopsi yapmak lazım. İnşallah ileri bir aşamadadır da başına gelenlerin pek farkına varmamıştır.
Peki diğeri, kahya? Ölüme T4, yuva tanımlı büyük bir çivinin neden olduğu anlaşılıyor. Muhtemelen kurbanın kafasına bir çivi tabancasıyla çakılmış. Boğuşma izine rastlamadım. Şimdilik bu kadar. Testlerden sonra yeni değerlendirmeler yaparım. Buraya kadar geldiğin için teşekkür ederim. Asıl ben sana teşekkür borçluyum. Ne için? Yıllar sonra böyle bir boğaz havası almama sebep oldum. Yıllar var ki Çengelköy'den öte geçmemiştim. En son 35 yıl kadar oluyor, savunmam için gelmiştim buralara. Ne savunması? Disiplin soruşturması. Kuleli Askeri Lisesi. Asker miydin? Pek sayılmaz. Pederin zoruyla imtihanlara girdim. Her şeyi yanlış yaptım. Peder gene de ne etti, ne yaptı? Beni okula sokmayı başardı. Allah yüzüme baktı da ikinci senenin sonunda kendimi sepetletmeyi başardım. Askeri eğitim alacağını hiç aklımdan geçmezdi. İnsanlar içinde öyle kimseler vardır ki dış görünüşlerine göre cennet ehli hayır sahipleridir. Oysa hepsi cehennemliktir. Buraya gelirken aşağıdaki caminin önündeki dijital panoda yazıyordu. Velhasıl dış görünüşe aldanmamak lazım. Bizim meslek bunu fazlasıyla öğretti. Hala fikrini değiştirebilirsin. Gerek yok. Yeterince yardım senin. Önemli değil, gelebilirim. Gerçekten. Tamam. Biraz daha iyi misin?
Bilmiyorum. Hiçbir şey hissetmiyorum. İçim bomboş. Ne garip insan üzüleceğini düşünüyor. Ama bütün insanların içinde tek başıma kalmış gibi hissediyorum. Söylediklerini anlıyorum. Karım ve kızımı kaybettiğimde ben de tam olarak öyle hissetmiştim. Sonra o tuhaf boşluk duygusu gitti. Yerine tarifi imkansız bir öfke yerleşti. Eşyaların, insanların istifini bozmadan hiçbir şey olmamış gibi var olmaları beni öfkeden deliye çeviriyordu. Kusura bakma. Böyle bir anda burada oturmuş sana kendi acılarımdan bahsediyorum. Hem de senin gibi denli tazeyken. İyi misin? Sana bir şey söylemem lazım. Fakat nereden başlayacağımı bilmiyorum. Babamın göründüğünden farklı ikinci bir hayatı daha vardı. Geçen gün Orta Çağ'ın sapkın tarikatların hala yaşayıp yaşamadığını sormuştu ya. Yaşayanlar var. Sana daha önce de anlatmak istedim. Ama babama verdiğim söz beni engelledi. Ama işler bu noktaya varınca babam sadece Mevlevilerin önde gelenlerinden biri değildi. Aynı zamanda Maşukilerin son kutbuydu. Maşukiler mi? İsmail Maşuk'un izinden giden dervişler kendilerini bu isimle adlandırıyor. Faik Ahlat Karaca gibi. Faik Ahlat Karaca'nın ve babamın çok yakın arkadaş olduklarını biliyordum. Maşukilerin babamdan önceki kutbu oymuş. Evet. Baban onun romanlarında minyatürler çizmişti. İlişkilerin ayrıntısını çok bilmiyorum. Ama Faik Ahlat Karaca'nın sana geçen gün bahsettiğim vahdeti mevcutçu anlayışı savunduğunu biliyorum. Hatta dergaha daha da anarşist ve radikal fikirler entegre etmeye çalıştığını söylemişti baba. Tıpkı romandaki derviş gibi. Zamanla aralar açılmış. Ama ölümünden sonra derginin ileri gelenleri postun babama geçmesine uygun bulmuşlar. Peki kim? Ne için öldürmüş olabilir babanı? Bu sapkın fikirlerden rahatsız olanlar olabilir mi? Sanmıyorum. Hatta tam aksi olabilir. Nasıl yani? Babam çok daha uzlaşmacıydı Kemal. Vahdet-i mevcutçu anlayışı kesin bir biçimde reddediyordu. Maşukilerin Mevlevi geleneği içinde eriyip gitmesini arzu ettiğini söylemişti. Belki bu birilerini rahatsız etmiş olabilir. Faik Ahlat Karaca'nın fikirlerini savunanlar gibi mi? Olabilir. Nerede toplandıklarını, müritlerinin kim olduğunu anlattın mı babasına? Hayır. Geçmişte kendilerini neden saklamak zorunda olduklarını anlayabiliyorum. Peki günümüzde neden böyle davranıyorlar? Babam hiçbir şeyin değişmediğini, sadece biçim değiştirdiğini söylerdi. Bu
toprakların insanı öten bir değirmen olduğunu, kas gücü ya da elektrikle çalışmasını hiçbir şey değiştirmediğini. Bunu bana daha önce neden söylemedin? Babam hayatı boyunca bir şeyleri gizleyerek yaşadı Kemal. Ona olan sevgim, ona verdiğim söz beni engelledi. Anlamakta zorlandığını biliyorum. Ben de öyle. Ama olayların bu noktaya geleceğini nereden bilecektim? Ne Nusret Işık'ı tanırım ne de o transseksüeli. Katilin babamın etrafında dolaştığını hiç düşünemedim. Hiçbir şeyden haberim yoktu Kemal. Babam geçtiğimiz yıl rahatsızlandı. Demans gelişti ve yavaş yavaş zihnini ele geçirdi. Hastalığın bütün bilincini yutacağını anladığı zaman bir akşam beni çağırdı ve herkesten sakladığı sırrını anlattı. Kemal senden bir şey saklamak değildi niyetim. Şimdi sana bir şey soracağım. Beni iyi dinle. Anlatacakların çok önemli. Ortada yanmış metruk bir zaviye var. Bu zaviye babanın yönetim kurulu başkanı olduğu vakfa aitken bir başkasına satılmış. Daha sonra bina yanmış. Olay binanın içinde yaşayan evsizlerin üstüne kalmış. Benim tahminimse binanın yeni sahibi araziyi kullanmak için zaviyeyi kundaklattı. Bu zaviye hakkında herhangi bir bilgin var mı? Babamın işlerine o kadar vakıf değilim. Bu zaviye tarikat üyelerinin gizli toplanma yeri olabilir mi? Bilmiyorum. Geçmiş olsun. Sağ ol. Fazla kalmayacağım. Bir şeye ihtiyacın var mı diye bakmaya gelmiştim. Semiha. Dolaba da birkaç parça bir şey koydum. Semiha. Rica ederim tatsızlaştırma Settar. Güneşi buldum. Oğlumuzu buldum Semiha. Bazen hiç uyumadığınızı düşünüyorum komiserim. Özür dilerim. Umarım dikkatinizi dağıtmadım. Hayır Bülnur, hayır. Şu
Şu minyatür Rahmi görenleri ilk ziyaret ettiğimizde hiç gözüme çarpmamıştı. Yunus peygamberin Cebrail'in yardımıyla balığın karnından çıkışı. Duvardaki izler de sonradan asıldığını söylüyor. Katilin bıraktığı bir işaret olduğunu düşünüyorum. E sen niye çıkmadın? Nöbetçiyim komiserim. Ahmet'in karısı rahatsızlanmış da. Bu arada dosyaları temize çekerken ilginizi çekebilecek bir şey buldum. Nedir? Faik Ahlat Karaca'nın dosyasını incelediğimde fark ettim. Karaca 1964 yılında Göksu mezarlığına defnedilmiş. Bu Nusret Işık'ın teknesinin bulunduğu marinaya da oldukça yakın sanırım komiserim. Teşekkürler müdür. Sonra o maddeyi tecelli etmekle bir kısmını buhar, bir kısmını mayı kılmıştır. Sonra mayı kısmı da tecellisiyle yoğunlaşarak buhar kesilmiştir. Sonra arz ve yedi küreyi, arziyeyi o köpükten halk etmiştir. Bu itibarla her bir arz için havai nesimiden bir sema hasıl olmuştur. Sonra o maddi buhariyi genişletmekle yedi kat semavatı tesfiye edip yıldızları içine ekmiştir. O yıldızların tohumlarına müştemil olan semavat inikad etmiş vücuda gelmiştir. Yaratılışlarından yaşayışlarına, aşk, şükür ve zikirlerinden hiddet ve öfkelerine kadar benzerlikleri olan